Sevgili arkadaşlar doğrusu bu adındaki video serimizin üçüncüsünde bugünkü konumuz taş devrindeki insan gibi mi beslenmeliyiz? Şimdi biliyorsunuz son 10-15 yılda şöyle bir görüş ve yaklaşım oldukça popüler bize de bu konuda oldukça yaygın olarak sorular geliyor. Mağara adamı zamanında bugünkü kronik hastalıklar yoktu. Beslenme sağlık için önemli temel bir değişken. Demek ki biz de onların yediklerini yersek bu hastalıklara yakalanmayız. Yani gerçekten ilk anda e, öyle neticede evrim diye bir şey var. İnsana mantıklı ve çekici geliyor. E, yani insanlar milyon yılda evrimsel gelişimlerini tamamlamış olduğuna göre bu dönemde yedikleri yiyeceklerle biz beslenirsek herhalde elimize gelen en doğal şekilde ve doğru şekilde beslenmiş oluruz diye bir görüş var. E, bu videoda bu görüşü inceleyeceğiz. Ama Burada iki birbirinden farklı soru var. Birincisi taş devirdeki insan gerçekte nasıl besleniyordu? Yani ne yiyor, ne içiyordu? Gerçekte. İkincisi ve bu konuda neler biliyoruz ya da bilmiyoruz? İkincisi ne yiyeceğimiz konusunda mağara adamını örnek almamızın hakikaten sağlam bir temeli var mı? Ben burada e, bu ikinci e, soruya yanıtı e, yarın yayınlayacağımız, yarın paylaşacağımız kısa bir video ile yapmaya karar verdim. Çünkü bu videoyu çok uzatmamak için. Onun için bu videoda esas olarak taş devri insanı gerçekte ne yiyordu? Önce bir buna bakacağız. Yani atalarınız gibi yiyin. Tamam diyelim de atalarımız ne yiyordu tam olarak? E, taş devri insanı deyince taş devri ne demek? Taş devri bundan iki buçuk milyon yıl öncesinde başlayıp Bundan 10-12 bin yıl önce yerleşik tarımın başlamasıyla sona eren oldukça uzun bir dönem gördüğümüz gibi. Yani e, bu dönem içinde insanlar aslında bugünkü gibi dünyaya hükmeten, doğaya hükmeden ve doğayı katleden yaratıklar olarak değil, doğanın bir parçası, diğer hayvanlar gibi doğanın bir parçası olarak yaşıyorlardı. Ve e, yaklaşık olarak 50 kişilik gruplar halinde avcı, toplayıcı olarak yerleşik hayat yaşamadan, ...dolaşıp da avcı toplayıcı olarak yaşıyor ve besleniyorlardı. Şimdi e, bu dönemde insanlar nasıl besleniyordu sorusunu düşündüğümüzde... ...hepimizin kafasında böyle mahmutlara e, mızraklarla e, saldıran insan tasvirleri geliyor. Çünkü neticede meyve toplayan insanlar ya da kök sebzeler için toprağı eşeleyen insanların... ...pek seksi, çekici ve heyecanlı bir yanı yok. Yani... E, Gergeden mangal ya da antilop çevirme yapan insanlar daha heyecanlı bir görsel oluşturuyor. O yüzden bugün böyle mangalda e, mangal sefası yapmak e, atalarımızın beslendiği en doğal şekilde beslenmenin e, kolay ve net bir yolu gibi geliyor insana. Şimdi e, tabii burada önemli bir sorun ortaya çıkıyor. Bizim et dediğimiz şey ve et olarak yediğimiz şeyle taş devrindeki insanın et olarak yediği şey acaba aynı şey miydi? Yani bugün bu ette gördüğünüz gibi kas lifleri arasına kadar nüfuz etmiş yağlar acaba taş devri insanının av hayvanlarında bulunuyor muydu? Bırakın taş devri insanını bugünün av hayvanlarında Afrika'daki bir antilopta... yağ rastlamak hakikaten son derece zor arkadaşlar ya da zürafada. Bırakalım e, av hayvanlarını bugün Yabani bir domuz ile bugün yediğimiz e, dana biftek arasındaki yağ ve yağ içeriği farkına baktığımızda müthiş bir farklılık var. Yani her 100 gramında e, yaban domuzunda 3 gram yağ varken biftekte 20 gram. Hele doymuş yağ açısından bugün yediğimiz etler %8 doymuş yağ içerirken aslında yaban domuzunda sadece %1 gram doymuş yağ içeriyor. Şimdi arkadaşlar biz e, paleo diyeti hakkında kitapçı raflarındaki popüler kitapları yazanlar ya da e, haftanın 8 günü televizyonlarda gördüğünüz popüler doktorlarımızdan yeterince dinlemişsinizdir paleo diyetinin taş devri diyetinin ne olduğunu. İsterseniz biz bunun orijinaline, gerçeğine gideyim. FTA'ya yakışacak şekilde örneğin Wikipedia'ya paleolitik diyet diye yazalım ve karşımıza neler çıkıyor bakalım. Burada yazdığımızda karşımızda e Boyd Dr. Boyd Eaton'ın ve e, Melvin Mal ile birlikte 1985'te e, New England Journal of Medicine e, tıp dergisine yazdıkları bir makaleyle e, Paleolitik taş devri diyetinin temellerini attıkları ve öne sürdüklerini görüyoruz. O zaman bu kişilerden dinlemek herhalde biraz daha güvenlidir güvenilirdir diye düşünüyoruz. Bu durumda e, Boyd Eaton'ın 1992 yılında Lipidler Yağlar adlı tıp dergisine yazmış olduğu makalenin ilk satırlarına yani ilk paragrafına bakalım. Ne diyor burada arkadaşlar? Bugünkü insanların vücut işleyişi milyonlarca yıldır süregelen ve çok daha az yağ, özellikle çok daha az doymuş yağ içeren bir beslenme ile seçilime uğrayarak şekillenmiştir diyor paleo diyetini kuran Boyd Eaton. Gene paragrafın altında, aynı paragrafta, evrim paradigmasına göre insanda total kolesterol düzeyi 150'nin altında olmalıdır diyor. Ldl kolesterol demiyor arkadaşlar. Total kolesterol düzeyi 150'nin altında olmalıdır diyor paleo diyetini Kur'an tarif eden Boyd eğitim Ve aynı çalışmasında e, bu bilimsel dergide yayınlanan bugünkü diyetle paleolitik dönemdeki diyet arasında... Bugün %36-40 iken paleo döneminde %20-25. Hele doymuş yağların insanın aldığı kalorinin bugün %15 civarındayken paleo döneminde insanın aldığı doymuş yağların kalorisinin saat yani insanın aldığı kalorinin sadece yüzde altısının doymuş yağlardan gelmiş olduğunu yazıyor. Şimdi e, tabii ki bu daha e, yani ortalıktaki sosyal medyada televizyonlardan izlediğimize göre çok daha güvenilir e, bir kaynak. Ama isterse Boyd Eaton olsun. Biz milyon yıl önceki insanın ne yediğini gerçekten nereden biliyoruz? Ya bugünkü insanların bile ne yediğini bilmek zor. Geçen hafta ne yedin, geçen yıl ne yiyordun diye sorsan kaç kişi buna doğru dürüst cevap verebilir? Bu beslenme biliminin de bir derdi. Bu yüzden ayrıntılı e, sorgulama formları Kaydedilerek ancak bunlar yapabiliyor. Nereden biliyoruz arkadaşlar insanın neyini? Nereden bilebiliriz? Elimizde tek bir şey var arkadaşlar. Kemikler ve dişler. Başka hiçbir şey yok. Yani o günlerde burada gördüğünüz gibi e, değişik primatların, maymunların ya da insansıların dişleri üzerindeki izler ve dişlerinin nasıl e, e, hasara uğradığı, e, çizildiği ve şekil aldığından hareketle bunların sert e, kabuklu yemişler mi yoksa yumuşak meyveler mi yoksa yaprakla mı beslendiği yolunda fikir edinebiliyoruz ancak arkadaşlar burada e, bir bildiğimiz yani tırnak içinde bildiğimiz e, popüler olarak bildiğimiz bir bilgi eee Paleolitik, e, paleo beslenmesi, taş devri diyeti beslenmesi dediğimizde birinci aklımıza gelen bol bol yağlı etler yemesi iken ki bunun pek de doğru olmadığını en azından bunu Kur'an e, Boyd e, Boy Eaton'dan dinledik. İkinci aklımıza gelen ve bildiğimiz gene tırnak içinde şey paleo döneminde insanın tahıl nedir bilmediği, nişasta nedir bilmediği yolunda tahıllar, baklagiller, nişasta bunlarla ...beslenmediği e, meyve, sebze ve etle beslendiği yolunda. Burada arkadaşlar bir Neandertal insanı görüyorsunuz. Neandertaller bildiğiniz gibi bundan 40 bin yıl önce... soyları tükenmiş olan bir insan türü. 40 bin ila 100, e, 130 bin yıl arasında yaşamışlar bu kişiler. Bu da Paleo yani taş devrine karşılık gelen bir dönem. Biz burada bir e, web sayfasından baktığımızda e, e, biraz daha bilimsel bir web sayfasından baktığımızda tarih öncesi insan dişleri gerçek paleo diyetinde tahıl ürünleri de olduğunu gösteriliyor. Bu da bizim için ilginç bir bilgi oluyor ve gerçekte milyon yıl önceki insan diyetine ait bildiğimizi zannettiğimiz en temel şeyleri bile sorgulamamız gerektiğini ve bunların ne kadar çürük olduğunu gösteriyor. Peki neden böyle yazmış burada? Çünkü Burada Nature Antropoloji dergisinde Neandertal dişlerinde arkadaşlar nişasta granülleri bulunmuş. Yani pişirilmiş ve hazırlanmış nişastadan zengin yiyeceklerin granülleri bulunmuş. Burada gördüğünüz gibi. Bunları DNA izlerinden anlayabiliyorsunuz. Peki hangi yiyecekler dersiniz? Baklagiller ve arpa gibi tahıllar arkadaşlar Yani sonuç olarak e, sözü e, getireceğim şey tam tahılları diyet rafine tahılları demiyorum beyaz ekmeği e, bilmem, işte e, poğaçaları demiyorum. Tam tahılları diyetinize dahil edin ana edeceksiniz bunu mağara adamı bunları yediği için değil sevdiğiniz için ya da dünyanın dört bir yanındaki çalışmalar tam tahıllarla sağlığın uyumlu ve birbirini destekleyen olduğunu göstermiş olduğu için yapın. Burada da Scientific American dergisinde insanların en az 100 bin yıldır tahılları yemekte olduğu ve burada da gene Neandertallerin çok ilginç arkadaşlar, ağız mikrobiyotasında ağzında yaşayan mikroplarda, çünkü bunların da DNA izleri var. Bunların nişastadan beslenen, nişastada üreyen bakteri türleri ...olduğu anlaşılmış ve niş, bırakın Neandertaller gibi 130 bin yıl önceye gidenleri daha da eskiye... ...yani Çibanyan döneme 600 bin, 750 bin yıl, döne, yıl geriye gittiğimizde... ...Afrika'daki insansıların dönemine gittiğimizde 2020 yılında Antropoloji Dergisi'nde yayınlanan bu çalışmada arkadaşlar amilaz yani nişastayı kullanan streptokoklar bu insanların ağızlarında e, zarlar oluşturduğu, bugünkü insanın ağzındaki biyofilmler gibi görülmüş. Neler bunlar? Bu insanlar neandertallerle bugün yani modern insanların ayrıldığı 130 bin yıl önceden de daha geriye giden, burada gördüğünüz gibi 600 bin yıl önceye kadar nişastadan zengin Besinlerin insan beslenmesinde bulunduğunu gösteriyor. Peki e, o zamanki insan dışı primatlar yani insanlar ve de insansılar değil de maymun e, o günlerdeki maymun türlerinin ağızlarında aynı şekilde aynı oral mikrobiyomda araştırıldıklarında ki o maymunlar bu şekildeki nişastalı tahıllı besinleri değil onlar sadece yapraklar. ...ve nişasta içermeyen meyvelerle e, besleniyorlar. Bunların ağızlarında bu şekilde streptokokların filmleri... ...biyofilmler oluşturduğuna ilişkin DNA kalıntıları görülmüş mü? Hayır. Bu insana ait arkadaşlar. Yani aslında e, bu şekildeki e, kök sebzeler ve bunlardaki nişastalar... ...o günkü insan beslenmesinin önemli bir kısmını oluşturuyordu... Fakat bizim neticede ne yiyeceğimiz konusunda mağara adamını örnek alalım mı almayalım mı? Ne yiyordu sorusunun en gerçek, en net yanıtı şudur arkadaşlar. Ne yedi mağara adamı? Ne buluyorsa onu yedi. Bakın en doğru cevap budur. O gün ne buluyorsa onu yedi. Kalorisi en yüksek ne buluyorsa onu yedi. Çünkü o günlerde insanın bütün diğer hayvanlar gibi bugün doğada yaşayan bütün hayvanların derdi gibi o günkü o günü atlatacak kadar kaloriyi bulmaktı. Çünkü avcı toplayıcı olarak yaşadığınızda hesaplara göre günde 4000 kalori yaklaşık harcıyorsunuz ve ciddi bir kalori bu ve o gün kalorisi yoğun besinler yani böyle şekerler, yağlar bulunmadığı için bunlar bolca hiçbir şekilde bulunmadığı için çok yemek zorundasın. Aslında o günkü insanların bir numaralı derdi o günü atlatacak kaloriyi bulmak ve yaşamda Kalmaktır. Bugünkü insanın derdi ise mümkün olan en az kaloriyi <laughs> almak. Yani aslında birbirinden tamamen farklı iki dünyada yaşayan iki yaratıktan bahsediyoruz. Ve o günkü insanları model almamızın mantıklı hatta doğru olup olmadığını yarınki kısa videomuzda e, göreceğiz arkadaşlar. Ama e, burada iki önemli yanıt var. Bir, insanoğlu ne buluyorsa onu yedi. O gün için hiçbir şekilde bir ayrım yapmadı. Ve e, yani 40 yaşında acaba damarlarında sertleşme başlar da... ...60 yaşında kalp krizi geçirmeyeyim falan diye bir derdi yoktu. Zaten ömür buralara ulaşmıyordu. Ve ikinci önemli şey insan hakkında. Bizim bu tür endişeleri bir yana bırakabileceğimiz şekilde... ...insanoğlu gördüğünüz gibi eski Moğollardan e, Afrika e, Savanalarına yani insanoğlu bir kutuptan diğer kutuba bütün dünyada çok çeşitli beslenmelere uyum sağlayarak e, yaşayabilen ve var olabilen tek e, canlı türü arkadaşlar. O nedenle insan gerçekte çok değişik e, beslenme bir e, kompozisyonlarına uyum sağlamıştır. Bugün için bizim Taş devri insanı ne bes nasıl besleniyordu diye düşünmemizin yanıtı bu nedenle ve şu nedenle yoktur. O ne buluyorsa onu yiyordu arkadaşlar. İkinci ve daha kısa videomuzda sizlerle e, Taş devri insanı gibi beslenmemizin bir mantığı ve gereği var mı? Bizim için bugün kronik hastalıklardan uzak kalmak için örnek almamız gereken beslenme türü taş devri insanının beslenmesi midir? Bunu birlikte konuşacağız. Görüşmek üzere.